Evet sevgili Erk, özellikle şunu söyleyeceğim. Ankara'da kıyamet kopuyor. İnan bir şey soracağım. Ben anlamış değilim. Yani niye anlamış değilim? Yani bir şeyleri anlamaya çalışıyorum da çok yakından takip ettiğin için. Hem Ayhan Bora Kaplan'ı yakından takip ettiğin için hem gizli tanık olup yurt dışına çıkan iki Ayhan Bora Kaplan davasının iki numaralı sanığıyla konuştuğun için de biliyorum. Şimdi sormak istediğim olay şu. Ankara'da Ayhan Bora Kaplan'a operasyon yapanlara operasyon yapılmasının anlamı nedir? Ya bunu da çok anlattım ama bir kere daha anlatayım. Şöyle anlatmak gerekiyor belki de. Ya Bilal Erdoğan'ı anlatır gibi anlatırsan sevinirim. Bilal'e anlatır gibi anlatayım bir kere daha. Şimdi Ayhan Bora Kaplan'ı biz 2014'lü yıllarda, 2015'li yıllarda tanımaya başlıyoruz. Ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bu tarihten itibaren çeşitli iktidar kanadındaki ya da bürokrasinin içerisinde olmuş ya da yargının içerisinde olmuş çeşitli kişilerle birlikte oluyor. Daha doğrusu önünü açıyorlar. Bu iş dediğim gibi 2014-2015 yılından başlıyor. 2016 darbe döneminden sonra süratleniyor. Çünkü darbe döneminin önemli konularından biri mala çökme operasyonları. Ayhan Bora Kaplan'ı iyi bir aparat olarak kullanıyor. Bürokrasi, emniyet ve yargı çeşitli merkeze koyarak çeşitli suçlar Ayhan Bora Kaplan üzerinde işleniyor. O nedenle şunu söylüyoruz, şunu ifade ediyoruz. Yani Ayhan Bora Kaplan vitrine konmuş bir figürdür. İlişkilerine bakmak lazım. Şimdi ilk dönem için bunu söylüyorum. Ya ortada kapatılamayacak bir şey var. İlk dönemden söz edersek yine. Yani ne demek bu? Şu demek, isim isim yazdık, isim isim verdik, yargıda söyledik, emniyette söyledik, bürokraside söyledik. Ayhan Bora Kaplan'ın önünü açmışlar ve Ayhan Bora Kaplan üzerinden de bu ön açma faaliyetlerinden çok büyük rant devşirmişler. Yani aslında bizim polis olarak gördüklerimiz, işte bizim savcı olarak gördüklerimiz bir suç örgütünün parçası olmuş. Tamam mı? Şimdi bu Süleyman Soylu'nun görevden alınana kadar, Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olana kadar, ondan sonra bir takım operasyonlar başlayana kadar ki dönemi içeriyor. Yani tekrar ifade etmek gerekirse 2014'ten başlayan bir süreç var. 2023 yılında AKP'nin seçimi kazanıp Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasıyla sonlanan bir süreç var. Burada devlet düğmeye basıyor. Gördüğümüz bu. Yani neden düğmeye basıyor? Ekonomi çok zor durumda, çok kötü durumda. Çeteler etrafı sarmış durumda. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı dönemindeki ilişkileri ortada. Ona bağlı çalışan savcıların, müdürlerin, emniyet müdürlerinin durumları ortada. Dolayısıyla bunu temizlemek istiyor devlet. Anladığımız bu. Bu temizlenecek ama bu ilişkiler çok çetrefilli. Yani Süleyman Soylu evet merkezde fakat ilişkiler tuhaf bir biçimde AKP'nin her kademesine de ulaşmış durumda. O nedenle buralarda önce temkinli olmaya çalışılıyor anladığımız kadarıyla ama işler karışıyor. Şimdi biz Ayhan Bora Kaplan'a operasyon yapan polisleri yakalayan işte sırtına basarak gözaltına alan ondan sonra emniyette sorgulamasını yapan savcılıkla çalışan İçişleri Bakanı'yla çalışan bir polis kadrosu görüyoruz. Fakat burada da şunu görüyoruz. Yani aslında emniyet teşkilatının iktidar tarafından bir yeniçeri ocağına dönüştürülmüş olduğunu fark ediyoruz. Neden? Ayhan Bora Kaplan'ın sözlerinde çok gizli bu. Çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki ne İsa'ya yaranabildim ne Musa'ya yaranabildim diyor. Ne demek bu? Şu demek. Aslında söylediklerimin aynısı demek. İlk dönemdekiler önümü açtı. Beni bir aparat olarak kullandı. Buradan nemalandı. Öyle ya. Yani burada çok nemalanan var. İsim isim söylüyoruz.
Ya eski Ankara müdür emniyet müdürüne, emniyet müdür yardımcılarına mal varlıklarına bakılması gerek. Yani şunu söyleyeyim bir kere daha. Mesela Oben Özay'ın, eski emniyet müdürlerinden Oben Özay'ın neden ve ne şekilde, nasıl bir gece kulübü edindiğini anlayabilmek gerek. Savcı Yüksel Kocaman'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve halen Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'ın Ayhan Bora Kaplan'ın dosyalarını neden kapattığına bakmak gerek. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle ilgili araştırmalar yapan savcıları neden görevden aldığına bakmak gerek. Yani günlerdir ben kendimi yırtıyorum. HSK'ya suç duyurusunda bulunan savcılar var. Nerede kardeşim bu evrak? Bu evrak nerede diyorum. Şimdi ilk dönem böyle. Kapanamayacak bir şey var. Sadık Soylu'dan başlayan, Ayhan Bora Kaplan'ın merkezde olduğu, Ankara Emniyetine uzanan, Türkiye Yargısına uzanan, Ankara eski dönem Cumhuriyet Başsavcısına uzanan kapanamayacak bir durum var. Ha, gelelim şimdi ikinci duruma. Ne diyor? Yine Ayhan Bora Kaplan'ın sözleriyle anlatalım. Ne Musa'ya ne İsa'ya yarattım. Bunlar diyor beni koparmaya çalıştılar ilk dönem. Önümü açtılar. Buradan rüşvetler aldılar. Soruyoruz şimdi. Ayhan Bora Kaplan'ın barlarından, tamam mı, kim, hangi polisler nemalanıyordu? Ayrıca soruyoruz, ortaklıkları kim kurdu, kim yaptı? Hangi polisler Ayhan Bora Kaplan'la ortaklık yaptı? Şimdi geldiler Ayhan Bora Kaplan'a operasyon yaptılar. Evet, burada da çürük elmalar var. Yani tutuklanan polislerden yola çıkarak söylüyorum ki. Hatta sözünü keseceğim. Operasyon yapanların bizzat üzerine çökenlerin o havanına giderken daha önceden dostlukları var, aynı da masada oturmuşlukları var. Ya şimdi Kılıçdaroğlu'nun danışmanı onu soracağım, onu soracağım. O bomba zaten. Ya şimdi bunlar da, tamam, bu polisler de şimdi diyorlar ki emniyetten bilgi sızıyor, köstebek var filan. Yahu arkadaş, hiç akılları da yok bunlar. Bak, Ankara Emniyet Müdürü'nden başlayarak yıllardır haber yapmışım ben. Tamam. Yıllarca Engin Dinç, Hrant Dink davasını yazmışım. Ankara katliamındaki ihmallerini yazmışım. Tamam mı? Murat Çelik, Organize Şube Müdürü. Ya 3 ay önce anlatmışım ben zaten bugün böyle hani neler olabileceğine ilişkin bilgileri zaten 3 ay önce vermişim. Uzun uzun anlatmışım. Dolayısıyla yani buralardan böyle köstebek, buralardan işte FETÖ'cüler bilgi filan, tam bir karşı darbe olacak hikayeleri filan çıkmaz. Burada da çürük emniyetçiler var. İşte Ayhan Bora Kaplan'ın Musa'ya yaramaması da bu sayede oluyor. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bunlar da Ayhan Bora Kaplan'ı koparmaya çalışıyorlar. Anladın mı? Ve tüm bu ilişkilerin odağında şunu söylüyorum ben. Ayhan Bora Kaplan için de bir şey söylüyorum. Diyorum ki su testisi su yolunda kırılır. Ve şunu da ifade ediyorum bak. Şunu da ifade ediyorum. O kadar açığım ki ben. O kadar netim, o kadar şeffafım ki. Ayhan Bora Kaplan'la ben Berlin'de görüştüm diyorum. Ayhan Bora Kaplan bu başına gelecekleri de biliyordu diyor.